seri katiller insan öldürmekten haz alan, yaptıkları işi ise itinayla ve özenle yapan psikopat ruhlu kişilerdir. Ve bu doyumsuz ruhun açlığını bastırmak için de farklı farklı ritüeller yapan, kurbanlarından hatıralar alan kötülük timsalleridir. Tarih boyunca pek çok cani ruhlu seri katil yaşamıştır. Onlarca insanın hayatını hiç düşünmeden almışlardır ve kıyım gerçekleştirmişlerdir. Ama bazıları var ki yaptıkları ile bir insanın insanlıktan ne kadar çıkabileceğini, içindeki kötülükle birlikte neler yapabileceğinin en iyi kanıtlarıdır. Seri katiller yaşadıkları döneme korku salmışlardır. Onlarca masum insanın canına kıymışlardır. Daha öncesinde başlamış olduğum kan izleri serime devam etme kararı aldım. Umarım hoşunuza gider. Başlamadan önce görüş ve önerileriniz için beni Instagram hesabımdan takip etmeyi unutmayın. Ruhu kötülükle dolmuş bu seri katillerden birisi de 1800'lü yıllarda Portekiz'de yaşamıştır. Onlarca insan öldürmüş ve ölümünden sonra da bugünlere kadar gelen bir hatıra bırakmıştır ardında. Katilimizin ismi Diego Alves. Alves'i diğer seri katillerden ayıran en önemli özelliği ise kopartılan kafasının o dönemden bu zamana kadar bir kavanoz içerisinde saklanıyor ve sergileniyor olmasıdır. Neredeyse tüm seri katillerde olduğu gibi oldukça sorunlu bir çocukluk dönemi geçiren Alves, bilindiği kadarıyla ilk cinayetini 1836 yılında bir kişi gasp ederek soyduktan sonra kendince ardından ileride başını ağrıtmaması için kurbanını öldürmüştür. Bulunamaması için de cesedi 170 parçaya ayırmış olduğu sonradan anlaşılmıştır. Yaptığı bu vahşetlerden haz aldığını fark eden Alves, daha sonra seri şekilde insanları öldürmeye devam etmiştir. İlk cinayetini işledikten sonra 3 yıl boyunca toplamda 70 kişiyi öldürmüş ve hepsinin cesetlerini parçalara ayırmıştır. 1841 yılının Şubat ayında yargılanan Alves'in idam edilmesine karar verilmiş ve o dönem yaşayan bilim insanları Alves'in kafasının kesilerek bir denek olarak kullanılması yönünde fikirler ortaya atmışlardır. Yargıç isteği kabul etmiş ve Alves'in kafası gövdesinden ayrılarak bir kavanozda sergilenmeye başlamıştır. Bugün hala Lizbon Müzesi'nde sergilenen Diego Alves'in kafası hala ürkütücü bir şekilde canlılığını korumaktadır ve bu özelliğiyle tarihteki ayrıcalıklı yerini almıştır. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim dostlarım. Uzun zamandır sizler için içerik üretmiyordum. Sanmayın, çok yakın zamanda ürkütücü bir diziyle karşınıza çıkacağım. Ha bu arada ölmedik, devam ediyoruz.